İnşallah bir Ovit tüneli hayalimizi gerçekleştirdik. Bir efendim havalimanı hayalimizi gerçekleştirdik. Bizimizin trafik sorununa çözüm getirecek olan devasa yatırımlarımız var. Bunlardan bir tanesi Güney Çevre Yolu. İnşallah onun bir ucunu da bu taraftan bağlayacağız kendiliğimize. İnşallah. Hedefimiz, hayalimiz odur. Öbür tarafta bir Salarha tüneli hayalimizi gerçekleştirdik. Öbür tarafta inşallah bu senenin sonuna doğru yine Türkiye'nin en büyük yatırımlarına bir tanesi olan hemen bu kendiliğimizin aşağı kısmındaki İdere Lojistik Merkez projemizi inşallah hayata geçireceğiz. Öbür tarafta birçok alanda sağlık yatırımları, üniversite yatırımlarımız, hastanelerimiz, okullarımız, fakültelerimiz gibi birçok alan devasa yatırımlarımız var. Bölgemizin olmazsa olmaz kuruluşu olan Çaykur'umuzun devasa yatırımları var. Çaykur'umuzun çok ciddi anlamda kapasite artırımı noktasında atmış olduğu adımlar var. Çayımızın organik tarıma geçişi noktasında attığımız çok ciddi adımlar var. Bunlar tabii devrim niteliğinde ve bölgemizi yüzyıllar sonrasında çok emin anlayışlarla beraber taşıyacak olan bir büyük yatırımlarımız. Şimdi inşallah geçen hafta içerisinde netleşen, kesinleşen bazı önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi malum İdere İkizdere arasındaki yolun ilk 20 kilometrelik kısmı tamamlanmış idi. Kalan 20 kilometrelik kısmı kalmış idi. Yani Kayabaşı ile İkizdere arasındaki bölümün sadece güneyce geçiş tünelleri ihale edilmiş idi. Kalan kısmı maalesef ödenek problemi noktasında proje tamamlanmadığı için durmuştu. Onun da ihalesi yapıldı, onaylandı. Yani Kayabaşı ile İkizdere çıkışı arasındaki bölgenin 20 kilometrelik bölümün ihalesi tüm yapıldı. Tünelleri dahil olmak üzere ihalesi yapıldı, onaylandı. Hı hı. Onun dışında yine Rize merkezdeki bizim biliyorsunuz en büyük yatırımlarımızdan, en büyük hayallerimizden bir tanesi olan Pazar Yolu Caddesi dediğimiz sahil ile Dosma arasını birbirine bağlayan o bulvarın açılması projemiz vardı. Yani halkımız anlayacağı şekilde konuşacak olursak eski Orta Cami'nin taşınacağı ve oradaki hamam deresinin üstünde açılarak hamam deresinin sağından iki şerit, solundan iki şerit olmak üzere yaklaşık 1700 metrelik bir bulvarın açılma çalışmalarında da ihalemizi yaptık ve o da onaylandı, bitti. İhaleyi alan firmamız yakında inşallah çalışmalara başlayacak. Burada tabii çalışmalara başlayabilmesi için eski Orta Cami'nin tabii taşınması gerekiyor. O da zannediyorum Ramazan bayramından sonra eski Orta Cami'mizi de az yukarıda hedeflediğimiz o noktaya taşımış olacağız. Rize'miz içerisindeki diğer bir takım kavşak projelerimiz vardı. Onların da aynı şekilde ihaleleri yapıldı. Bu arada yine hep beraber milletvekili arkadaşlarımızla beraber çok yakinen takip ettiğimiz çok önemli bir projemiz. Afat Bölge Müdürlüğü projemiz vardı. Afat. Yani sadece Rize'ye değil, Artvin'e, Trabzon'a, Bayburt'a, Gümüşhane'ye, Giresun'a, Ordu'na, tüm Doğu Karadeniz bölgesine hizmet taşıyacak olan bir Afat Bölge Müdürlüğü projemizi de çok yakinen arkadaşlarımızla hep beraber takip ettik ve sonuçlandırdık. Bunu da Kalkınma Bakanlığımız onayladı. Burada Afat'tan sorumlu Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. O da inşallah bizim Salarha'ya çıkarken orada eski Taş Ocağı dediğimiz bölgede yaklaşık 25-30 dönümlük bir alanda inşallah onu da orada konuşlandıracağız. Dolayısıyla yani bu Ramazan ayında birçok sıkıntı yaşadık ama böyle güzel neticeleri de soruyu Allah iyi hamd olsun. Yani Sayın Vekilim ne var ne yok deyince bakın almış, yok biz sorsanız da sormasanız da Allah razı olsun. Yani biz bunları konuşsak da konuşmasak zaten kamuoyu bunları çok yakinen takip ediyor. Mutlaka yani biz, bunları biliyoruz olacağını ama bakın ihalesinin olduğunu söylediniz İkizdere. Biz, tabii hamdolsun şeyi unuttum pardon. Yine aynı şekilde Değirmendere, Pehlivan Taşı ve Kalkandere güzergahı ki bu bölgeyi ilgilendiriyor o yol. Onun da biliyorsunuz Değirmendere ile Pehlivan Taşı arasındaki güzergahını duble yola çevirmiştik. Sadece tünelleri yapıldı oranın. Yine yarım kalmıştı o proje. Onu da şimdi liman karşısından yani Rize Limanı'nın karşısından bir tünelle girerek Pehlivan Taşı'na ve oradan da Kalkandere'ye kadar olan kısmın ikmal ihalesi de yapıldı. O da sonuçlandı. Evet. O da onaylandı. Yani yarım kalan ve malum şu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra maalesef az önce değerli milletvekili Osman Bey'in ifade ettiği, belediye başkanımız Alaaddin abinin de ifade ettiği şekilde yani bu FETÖ terör örgütünün sadece bu milletimizin birlik ve beraberine kesinlikle kastettiğini söyleyemeyiz. İşte bu projeleri de doğrudan vurdu maalesef bu terör örgütü. Onun için bu bir şekilde aksamış olan, bir şekilde hızını kaybetmiş olan bütün bu yatırımlarımızı şimdi Allah'a hamdolsun aynı şekilde hızlandırdık ve süreci hep beraberce arkadaşlarımla takip ederek inşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Bütün bu anlattıklarımızda şimdi biliyorsunuz yine bu ayın
Zannediyorum 23'ünde çok Türkiye'nin en modern diş hekimliği fakültelerimizden bir tanesinin ihalesi yapılıyor, yapılacak. Taşlıdere'nin olduğu yer. Taşlıdere Çay Fabrikası'nı taşımıştık biliyorsunuz. Evet. Onu Veliköy'deki fabrikayla birleştirmiştik. Ve onun olduğu yerde gerçekten çok önemli, devasa bir diş hekimliği fakültemizi inşallah yatırıma dönüştürüyoruz. Bu arada bizim Batı Park projesi dediğimiz, yine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünün altında yaklaşık bir 125 dönümlük denizin doldurularak orada devasa bir park projemiz vardı. Onun da ihalesi sonuçlandı. Onu da ihaleyi alan firma inşallah yakında gelip denizi doldurmaya başlayacak. Bu arada üniversitemizin önünün inşallah çok güzel bir şekilde bir park alana dönüştürülmesi ve üniversitenin üstünden parka geçiş güzergahı da dahil olmak üzere, o da aynı şekilde Ulaştırma Bakanlığımız tarafından ihalesi gerçekleştirilmiş oldu. Elbette bunlar kısa vadede bizim şu anda sonuçlandığımız, ama toplam bunların tutarı 2 katrilyonu bulan projeler. Bakınız 2 katrilyona bahsediyorum. 2 katrilyonluk bir yatırımı şu anda 5 dakika içerisinde özetlemiş olduk. Tabii yapmamız gereken çok daha işler var. Bir de şehir hastanesi ile ilgili Sayın Dekanımızın bir projesi oldu. Ekran aracılığıyla da paylaştı. Sizin de tabii diyaloglarınız iyi. Onun da kazandırılmasını Rize kamuoyu bekliyor. Kaçırmayalım istiyoruz. Şehir hastanesi bizim için olmazsa olmaz bir projemizdir. Evet. Mecliste milletvekili arkadaşlarımızla beraber Sağlık Bakanımız orada oturdu, konuştuk. Konuyu istişare ettik. Ve onu da elbette bir yoluna, yordamına sokmaya çalışıyoruz. İnşallah. Ama burada Rize'de istiyoruz ki sağlık sektörüne yön veren, yani paydaşların bir araya gelip bu konuda bir mutabakata varmaları ve bizim önümüze bir eylem planı koymalarını biz bekliyoruz. Kimdir bunlar? İşte başta üniversitemizin rektörü, sağlık il müdürümüz, hastanelerimizin başhekimleri, tıp fakültemizin dekanı, kamu hastane birliği genel sekreteri gibi bize de sağlık faaliyetlerini deruhte eden ekibin bir araya gelerek, yani uzun vadeli Rize'mizin sağlık sorunlarına çözüm bulucu gerçekten esaslı bir projeye biz Rize'mizi kavuşturalım arzusundayız. Ama Rize'mizde elbette en büyük problemimiz arazi problemidir. Bu arazi problemi konusunda ciddi çıkmazlarımız var. İnşallah bu konuda bazı farklı görüşler var. Onlar şu anda olgunlaştırılmaya çalışılıyor. Bu konuda az önce saymış olduğum ekip valimizin başkanlığında bu çalışmalarını sürdürüyorlar. İşte bir serbest bölgenin acaba olabilme durumu olabilir mi? Mevcut paketleme fabrikasının taşınmasıyla beraber ortaya çıkacak olan o boşlukta bu ikame edilebilir mi? Sonuçta bir şehir hastanesinin, ideal bir şehir hastanesinin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre 200 dönümlük bir arazi ihtiyaç var. 200 dönümlük bir arazi tabii bize de çok zor bir arazi. Evet. Bu konuda acaba yatay mimariden acaba dikey mimariye geçilebilir mi? Bunlar tartışılıyor şu anda. Çok iyi niyetli çalışmalar var. Dekan Bey çalışıyor, Vali Bey çalışıyor, Sağlık Müdürümüz çalışıyor. Bunların şu anda çalışmalarını inşallah nihayete erdirdiklerinde bunu o zaman kamuoyuyla paylaşmamız çok daha uygun olacak diye düşünüyorum. Evet. Yani hemşehrilerimiz merak etmesinler. Rize'miz gerçekten çok devasa projeler aldı ve almaya devam bunu ediyor. Bunu da alacak yani.